Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili çocuklar hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatu. Elhamdülillah gümbür gümbür siyerde peygamberimizin çocukluğundaki yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz. Bugün itibariyle 10. programımıza eriştik. Yani yolu yarıladık. Bakalım Allah bundan sonra da bize neler söylettirecek beraberce nice güzelliklere şahit olacağız nile, nice şeyler öğreneceğiz o öğrendiklerimizle hayatlarımız nasıl güzelleşecek hep beraber göreceğiz şimdi biz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın 8 yaşlarındayız halen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amca Ebu Talib'in evinde yengesi Fatıma'nın yanında onlardan çok farklı şefkat ve merhametle bu işi devam ettiriyor. Özellikle dedesinden ayrılmanın hüznü yüreğinde olduğu o süreçte amcasından da yengesinden de kendi yüreğindeki o acıları dindirecek hadiselere şahit oluyor. En önemli şey de şu özellikle Ebu Talip de Fatma validemiz de kendi öz çocuklarından hiç ayırmıyorlar peygamberimizi. Ne yediriyorlarsa çocuklarına aynı şeyi efendimize de veriyorlar. Ne giydiriyorsa kendi çocuklarına efendimize de aynı şeyi yaptırıyorlar. Hatta geçen haftaki derste söylemiştik. Biraz da imkanları az Ebu Talib'in. Yani Ebu Talip Mekke'nin ileri gelenlerinden birisi ama maddi imkanları itibariyle de biraz zayıf birisi. Ama Ebu Talip Küçük Muhammed de o ayrıcalıkları görmüş. Bu ne mübarek çocuktur diyor bazen. Rabbime yemin olsun ki bu yeğenimin bu oğlumun şanı şerefi çok büyüktür ve çok da büyüyecektir diyor. Çünkü amcası Ebu Talip de kendi bazı şeylere şahit oldu. Özellikle Babası Abdülmuttalip'ten de bazı şeyleri öğrendi. Efendimiz gelince o eve o evde de bazı şeyleri görünce Ebu Talip bunları hep söyledi. Mesela şuna şahit oldu Ebu Talip. Geldi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o sofraya oturduğunda sofra bereketleniyor. Az yemekler farklı bir biçimde hepsine yetiyor. O bir sütten içsin bir kaptaki sütten o süt hepsine yetecek kadar bereketleniyor. Bunları görüyor Ebu Talip. Ebu Talip çok akıllı bir insandır. Bunları gördüğü zaman bu çocuk mübarek bir çocuk. Bu çocukla bereket geliyor. Bu çocuk bereketlendiriyor diyor. Şimdi evde başka çocuklar da var. Onlar bazen acele ediyorlar. Sofraya oturuyorlar. Yemek falan yiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yemek kalmıyor. Efendimiz bunu hiç kendisine dert edinmiyor. Çok farklı bir hali var. Bütün bunlara, bunlara da amcası da yengesi de şahit olunca bambaşka şeyler onun hakkında düşünüyorlar. Burada ben çocuklarıma size bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Genelde çocuklarımızda iki tane böyle farklı sıkıntılı hal vardır. Belki çoğunuzda yoktur ama siz biliyorsunuz etrafınızdaki çocukları. Onlarda olan o iki tane böyle sıkıntılı hale bir dikkat çekeceğim. Bunların üzerinden peygamberimizden bir örneklik vereceğim. İki hal ne? Bir tanesi şu. Çocuklarımızın bazıları Annelerinin yaptığı yemeklere biraz burun kıvırırlar. Mesela annelerimiz emek vererek yemekler yaparlar, sofraya getirirler. İsterler ki o yemekten de çocukları yesin. Ama çocuklarımız bazen böyle hep aynı cins yemek yemek istedikleri için, özellikle de kızartma türü şeyler yemek istedikleri için o annelerinin emekle yaptıkları yemeklere karşı bazı böyle olumsuz tavırlar ortaya koyarlar. Bir ikinci şey daha var çocuklarımızda. Sabah kalkınca bazı çocuklarımız yine sizde yoktur ama bazılarında var biliyorsunuz. Biraz böyle aksi kalkarlar. Yüzleri asık. Uykudan uyanmak istemezler. Hele okula gideceklerse, hele bir başka işleri varsa biraz böyle sıkıntılı bir hale meseleyi vardırırlar. Annelerini üzerler. Kalkmak istemedikleri için biraz o süreci zorlaştırırlar. Bu bazı çocuklarda var. Şimdi bakın Allah Resulü'nün yanında bir kadın var. O kadını çokça andık biz daha da anacağız. Annelerin annesi olan Ümmü Eymen annemiz. O bambaşka bir kadın biliyorsunuz. Allah Resulü'nün her zaman yanında kendisi efendimizi bize tarif ediyor. Diyor ki ben onun küçüklüğünü de bilirim, gençliğini de bilirim, olgunluğunu da bilirim. Zaten bilir hep efendimizin en önemli şahitlerinden bir tanesidir. Vallahi ben onu çocukken hiçbir yemeğe itiraz ettiğine şahit olmadım diyor. Ona ne ikram edilirse ondan istediği kadar yerdi. Eğer bazen her şeyi sevmek zorunda değil mesela bazen biz de sevmediğimiz yemeklerle karşılaşıyoruz. Bir şeyi sevmiyorsa çok güzel bir uslupla o yemeğe yine farklı bir şey söylemeden onu yemediğini ortaya koyardı. Bazen aç kalırdı, bazen susuz kalırdı. Günler olurdu ki sadece Zemzem'le iktifa eder, Zemzem'le yetinir. Yine de bu noktada kimselere eziyet vermezdi. Allah Resulü'nü tarif ediyor. Kırk yaşında, 50 yaşında, 60 yaşındaki peygamberi söylemiyor. Benim güzel çocuklarım ne olur ne olur dikkat edin. 8 yaşında, 9 yaşındaki küçük Muhammed'i anlatıyor Ümmü Eymen annemiz. Şahit olmuş çünkü bunlara. Yine bir şey daha söylüyor. Diyor ki ben başka çocuklar da gördüm Ümmü Eymen annemiz söylüyor. Ben bir defa küçük Muhammed'i yataktan kalkarken yüzü asık görmedim. Ne zaman kalksa yüzü ay gibi parlıyordu. Ne zaman kalksa siz onun o kalkışını, kalkışıyla sevinç duyardınız. Aksilik yapmaz, evi germez, kalkmıyorum demez, farklı bir hale girmez. Böyle böyle 8 yaşında, 9 yaşında küçük Muhammed sabahları kalktığında böyle kalkıyor. E şimdi biz de eğer peygamberimizi kendimize örnek ediniyorsak ki zaten bu derslerin amacı ne? Peygamberimizi örnek olarak almak, onun hayatını öğrenmek biz de aynısını yapacağız. Asla annelerimizin ya da başkaların bize ikram ettiği yemeklere, içeceklere, neyse artık ikram edilen şeylere farklı tavırlarda, olumsuz tavırlarda bulunmayacağız ve özellikle sabahları kalkarken sevinçle kalkacağız. O sevinç neyin işareti biliyor musunuz benim güzel çocuklarım? Ya Allah bize hayat verdi. Bakın bir daha kalkabiliyoruz ayağa kalkabiliyoruz ya yataktan kalkabiliyoruz ya Allah korusun hastalansaydık ya başka bir şey olsaydı ya biz kalkamasaydık bakın böyle bir nimeti Allah bize verince sevinçle kalkacağız ki o sevinçle kalkmamız o nimetin şükrü olmuş olacak aslında dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde bu haller var çocukken Ümmü Eymen annemiz de onu en iyi tanıyan isimlerden birisi olarak bize bunu naklediyor. Şimdi benim güzel çocuklarım Allah Resulü'nün Ebu Talib'in evinde olduğu günler bir sürü hatıra yaşanıyor. Ben bugün bu haftaki dersimizde sadece üç şeye dikkatlerinizi çekeceğim. Bunlardan bir tanesi şu. Ez diye bir kabile var. O kabileden bir bilgin gelmiş o günlerde Mekke'ye. Ebu Talib'in evinde peygamberimiz küçük Muhammed sokağa çıkıyor. O şahıs bilgin, o alim bir şahıs böyle bir anda küçük Muhammed'i görünce ilgisini çekiyor. Böyle uzaktan derin derin bakıyor. Sonra yanındakilere diyor ki ya şu çocuğu bana ele getirin diyor. O küçük Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o şahsın önüne getiriliyor. Şahıs şöyle bir bakıyor bakıyor yine derin derin. Sonra onun hakkında farklı farklı şeyler söylüyor. Ebu Talip bakıyor ki o alim şahıs çok ilgilendi yeğeniyle. Hemen geliyor yeğenini alıp götürüyor. Sonra Ebu Talip o şahsın karşısına geliyor. O bilgin şahıs Allah Resulü'nün sıradan bir çocuk olmadığını o çocuğun çok farklı şeylere sebebiyet vereceğini, ve vesile olacağını, erişeceğini, şanının, şerefinin çok artacağını söylüyor. Ebu Talip o bilgine bir şey söylemiyor ama içinden e ben de biliyorum bunlara diyerek bir şeyler söylemiş oluyor. Ondan sonraki süreçte Ebu Talip daha fazla peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde titremeye başlıyor. Şimdi o günlerde Efendimiz herhalde 9-10 yaşlarında bir şey daha yaşanıyor. Yaşanan o şeye biz siyerin içerisinde şakkı sadır diyoruz. Bakın iki tane kavram kullanacağım. Bazen abileriniz bana diyorlar ki hocam bu kavramları çok kullanıyorsun. Çocuklarımız anlamıyorlar. Ben de onlara diyorum ki benim çocuklarım siyer talebeleri. Onlar hepsini anlarlar. Onlar hepsini anlayacaklar. Daha da güzelini anlayacaklar. Onun için ben bu noktada bu kavramları size kullanmaktan geri durmuyorum. İnşallah siz de anlayacaksınız. Anlamadığınız şeyleri de abilerinize, ablalarınıza, annelerinize, babalarınıza soracaksınız. İki tane kavram karşımıza geliyor. Şakkı sadır bir de şerhü sadır. Şakkı sadır göksün yarılması demek. Şerhü sadır göksün genişlemesi demek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hem göksü genişletilmiştir hem de göksü yarılmıştır. O göksünün yarılma hadisesi Beni Sa'd yurdunda da yani süt annesi Halime'nin yanında da olmuş. Ama şimdi efendimiz 9-10 yaşlarında manen maddi bir yarılma değil, manen bir yarılma olacak. O yarılmaların da tabii ki mesajları var. O mesajından ne olduğunu görmüş olacağız. Allah Resulü'nün bizzat kendisi anlatıyor. Diyor ki ben 9-10 yaşlarında amcam Ebu Talib'in evindeyken böyle sokakta oynadığım bir anda böyle semadan bir ses geldi. Başımı kaldırdım. Baktım ki iki tane hiç o güne kadar görmediğim iki tane şahıs büyük ihtimalle de melek. Birbirlerine dediler ki bu o mu? O diğeri dedi ki evet o. Bir anda geldiler aşağıya. Benim kollarımdan tuttular, beni kaldırdılar. Ben o kaldırılmada hiç eziyet çekmedim diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Sonra beni bir yere götürdüler, uzattılar. Benim göğsümü yardılar. Bu manevi bir yarılma aslında. Ne bir kanama oldu, ne bir ağrı oldu. Sonra o şahıslar birbirleriyle konuştular. Bak dediler içleri içinde olumsuz şeyler varsa onları çıkar at duygu itibariyle. Onun yerine onun kalbine onun göksüne rahmet doldurun, şefkat doldurun, merhamet doldurun diye birbirleriyle konuştular ve öyle yaptılar. Biz zaten Allah Resulü'nün ağzına kadar böyle yapılabilecek en üst düzeyde bir noktada merhamet ve şefkat olduğuna zaten şahidiz. Bu yaşanan olaylar aslında Efendimiz'i neye hazırlıyor? Vahyin gelişini hazırlıyor. Bu manevi şeylerin hepsi bir hazırlık. Çünkü vahiy çok ağır bir yük. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o ağır yükü taşıyabilmek adına böyle bir hazırlığa giriyor ki bu hazırlıklardan bir tanesi de 9-10 yaşlarında amca Ebu Talib'in evinde kaldığı günlerde oluyor. Üçüncü hatıra bugünkü dersimizde programımızda son hatıra da bu zaten bunun üzerinde biraz duracağız. O da şu Allah Resulü ilk günlerde amca Ebu Talib'in yanında bakıyor ki amca zorlanıyor. Dedi ki maddi anlamda durumu iyi değil amcasının karşısına çıkıyor. Bakın 8 ya da 9 yaşlarında bir çocuğu görüyoruz. Ne diyor biliyor musunuz amcasına benim güzel çocuklarım amcacığım, amcacığım diyor. Ben de çalışmak istiyorum ben de eve katkı sağlamak istiyorum. Ne olur bana izin ver. Ben ücretle gideyim. Mekkelilerin koyunlarını, keçilerini başka yerlerde gidip otlatayım. Senin koyunlarını da onların içerisine katayım ve ben de böylelikle aileye bir katkı sağlayayım. Amca Ebu Talib karşısında 8-9 yaşındaki yeğeninin böyle şeyler söylemesinden dolayı hem seviniyor hem de üzülüyor niye Muhammed bunu söylesin diye. Hayır diyor. Ama Ebu Talib'i ikna ediyor küçük Muhammed. Ne olur amca diyor, bana izin ver ben de çalışayım. Benim de katkım olsun diye izin koparıyor. O günden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında yepyeni bir süreç başlıyor. Bu sürecin adı ne? Peygamberimizin çobanlığı, çobanlık yapıyor iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Şimdi efendimiz yıllar sonra bu günleri anlatacak sahabeye. Diyecek ki hiçbir peygamber yoktur ki çobanlık yapmamış olsun. Yanındaki sahabe efendilerimiz sende mi ya Resulallah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki tabii ki ben de ben de çobanlık yaptım diyor. Ben de falanca falanca yerde Mekkelilerin koyunlarını otlattırdım diyerek o çobanlığına ait hatıraları anlatacak. Yine bir başka gün sahabeyle oturdukları bir yerde Efendimiz diyor ki Musa peygamber de peygamberlikten önce çobandı. Davud aleyhisselam da peygamber olmadan önce çobandı. Ben de peygamber olmadan önce çobandım. Edyat'ta orası Mekke'de bir bölgenin adı Edyat'ta da ben kendi kavmimin kabilemin yani Mekkelilerin koyunlarını otlatırdım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gurur nişanesi olarak bunu söylüyor. Bir sefer sırasında sahabe bir böyle yaban yabani bir meyve ya da bir ot onu böyle getirdiler Allah Resulü'nün yanına. Efendimiz dedi ki o otun olgunlaşanlarını toplayın onlar tam olgunlaşmadığı için size fayda vermez. Ama olgunlaşanlarını toplarsanız ondan fayda görürsünüz. Bunu duyunca sahabeden birisi dedi ki ya Resulallah bu bilgiyi ancak çobanlar bilebilir. Bu bilgiyi ancak çobanlar bilir. Siz çobanlık mı yaptınız? Çünkü bilmiyorlar Medineliler efendimizin çocukluk yıllarını. Allah Resulü dedi ki: "Tabii ki ben de çobanlık yaptım. Çobanlık yapmayan peygamber mi var? Ben de çobanlık yaptım. Onun için bu otları iyi tanırım. Siz o otların böyle olgunlaşanlarını toplayın ki ondan fayda göresiniz." Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şeyi hayatında gösteriyor bize benim güzel çocuklarım. Peki neden efendimiz 8-9 yaşlarında amcasının karşısına çıkıp böyle bir şey söylüyor? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıllar sonra diyecek ki kişinin en kıymetli kazancı kendi elinin emeğidir diyecek. O peygamber diyecek ki alın terinden daha kutsal bir ter yok diyecek. O peygamber diyecek ki siz asla kimselere el açmayın açılan ellere uzatan ellerin sahibi olun. O peygamber diyecek ki devenin üstünde olsanız, elinizden kamçınız düşse, asanız düşse, siz asla başkalarından istemeyin. Çöktürün kendi devenizi, o düşen asanızı kendiniz alın diyecek. Neden bunları söylüyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz? Çünkü kimselerden bir şey istemeyin. Şimdi bunu yıllar sonra söyleyen bir peygamber ta çocukluktan itibaren kimselere yaslanmadan ayakta durması gerekiyor. İşte biz onu görüyoruz. Şimdi benim güzel çocuklarım, biz de gidip çobanlık yapacak halimiz yok. Belki köyde olan çocuklarım beni dinliyordur. Onlar zaten yapıyorlardır. Ama biz şu anda çobanlıkla değil. Ya ne bu? Biz de sorumluluk almak durumundayız. Eğer bir evde yaşıyorsak Kız isek annemize yardım etmeliyiz. Erkeksek eğer evde annemizin ihtiyacı varsa ona yardım etmeliyiz. Babamızın bir işi varsa babamızın işine yardım etmeliyiz. Kardeşlerimizin bir işi varsa onlarla bu noktada yardımlaşmalıyız. Yani bir işe yaramalıyız ya. Bir işe yaramalıyız. İşe yaramayan çocuk olur mu Allah aşkına? Bakın Allah Resulü 8 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında bunu yapmışsa benim çocuklarımda bu ümmetin güzel çocukları da buradan kendi dünyalarına bir şeyler taşıyacaklardır. Eğer biz Allah Resulü'nün o çobanlık yapma noktasındaki iştiyakını anlarsak, mesuliyet adına, sorumluluk adına ortaya attığı o adımı anlarsak biz de buna ait bazı şeyleri kendi hayatımıza taşımış oluruz. Şimdi benim güzel çocuklarım Allah Resulü yıllar süren bir çobanlık süreci oldu. Yıllar süren yani başladı bakın 8-9 yaşlarında kaç yıl ticaret yapacağı zamana kadar bu işi devam ettirdi. Onlarca şey öğrendi efendimiz bunlardan. Onlarca ama ben birkaç tanesini söyleyeceğim. Efendimiz bu çobanlık sürecinde neler öğrendi mesela? En başta ne öğrendi biliyor musunuz? Merhamet duygusunu arttırdı. Çünkü çobanlık, hayvanlarla uğraşmak, tabiatla uğraşmak, otla, çiçekle, böcekle uğraşmak insandaki merhamet duygusunu arttırır. Eğer imkanınız varsa köylere gittiğinizde, imkanınız yoksa bazen annelerinizle, babalarınızla parklara, bahçelere gittiğinizde bunu bilin, alın o toprakla biraz oynayın. Ne yazık ki büyük şehirlerde yaşayanlar bu şeylerden biraz mahrum oluyorlar ama siz Siyer'in talebeleri olan güzel çocuklar topraktan kopmayın. Çünkü toprak merhameti bizde yeşertir. Merhamet duygusunu farklı bir noktaya getirir. İkincisi Hayvanla uğraşmak, koyunla, keçiyle uğraşmak insandaki sabır duygusunu arttırır. Allah Resulüne sabır lazım çünkü peygamberlik zor bir vazife. O büyük bir vazife üstlenecek. Hele hele mesela bilenler bilir, özellikle köylü çocukları sorsunlar büyüklerine. Keçi çobanlığı zor bir şey. Dağıldı mı keçi toplamak onu çok zor. Koyunlar kolay. Koyunu bir götürdünüz mü bir tanesini gerisi arkasından gelir zaten. Ama keçiler böyle değildir. Keçiler bir dağıldı mı onları toplamak çok ciddi bir meseledir aslında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o çobanlığı süresince sabretmeyi öğreniyor. Sabretmeyi. Çobanlık ona sabır adına bazı şeyleri gösteriyor. Üçüncüsü aleyhissalatü vesselam Efendimiz idare etmeyi öğreniyor. Çünkü hayvanları idare eden, hayvanları yönlendiren koyunu, kuzuyu, keçiyi daha sonra bu işten insanların idare edilmesine ait birçok şey öğrenecek ki peygamberimize bu lazım koca bir devlet kuracak. O devletin nice nice meseleleri olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer idare dediğimiz insan yönetme sanatı ki bunun bugünkü karşılığı siyaset. insan yönetme sanatını bilmezse eğer Efendimiz nasıl yapacak? Onun için bakın o çobanlık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buna ait bazı şeyleri göstermiş olacak. Dördüncüsü Efendimiz aleyhissalatü vesselam kimselere yaslanmadan ayakta kalma adına bir şeyi öğrenecek. O, o günlerden itibaren işte sorumluluk şuuru bu zaten. O günlerden itibaren bunları yaparak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatında her zaman kendisine lazım olabilecek şeyi o çobanlık sürecinde öğrenecek. Beşincisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o çobanlıkta kainat ayetlerini okuyacak kainat ayetleri. Mesela diyelim ki gidecek bir yere bir dağa bakacak, o dağda bir şeyler öğrenecek. Ota bakacak bir şeyler öğrenecek, kuşa bakacak bir şeyler öğrenecek. Bunları biz de bazen yapmalıyız. Çünkü bizim öğrenmek öğrenmekle mükellef olduğumuz, okumakla mükellef olduğumuz ayetler sadece Kur'an'daki ayetler değil. Tabiatta da bir sürü ayetler var. Onları okumamız gerekir ki Allah Resulü bunları okuyacak. Altıncısı bu kadarıyla iktifa edelim başka şeyler de var ama bu kadar bize yeter. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o çobanlık sürecinde otu tanıyacak otları, çiçekleri, mekanları tanıyacak mekanları. Bakın benim güzel çocuklarım yıllar sonra Efendimiz Nur Dağı'nın tepesinde Hira diye bir mağaranın olduğunu bilecek. Orada biliyorsunuz vahiy ona gelecek. Bazı tarihçilerimize göre o dağın tepesinde o mağaranın olduğunu peygamberimiz çocukluk yıllarındaki çobanlıktan öğrenmiştir. Mekanlar öğreniyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yine aynı şekilde hicrette Efendimizin sığındığı mağara hangi dağdaydı? Sevir dağında. Sevir dağı yüksekçe bir dağ o dağın tepesinde tam zirvesinde böyle tepede bir mağara var. Efendimiz orada değil biraz aşağıya doğru olan mağarada sığınacak. Nereden öğrendi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu? Çobanlık yaptığı zamanlarda. Mekanlar öğreniyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o çobanlık yaptığı zamanlarda Ecyad'ı öğreniyor. Hanteme diye bir tepe var orayı öğreniyor. Arafat'ın birçok noktasını öğreniyor, Mina'yı öğreniyor, Müzdelife'yi öğreniyor. Öğreniyor da öğreniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o yıllarda hep bunlara ait bazı şeyleri görüyor. Bazı şeylere şahit oluyor. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o gün o çobanlıkla nelere aslında vesile olduğunu, neleri öğrendiğini de buradan görmüş oluyoruz. Bu kadarıyla bugün iktifa edelim. İnşallah önümüzdeki hafta Ebu Talib'in evinde yaşanan o diğer hatıralara, o diğer güzelliklere hep beraber şahit olmuş olalım. Gelelim sorularınıza, bakalım benim güzel çocuklarım bu hafta ne gibi sorular sormuşlar. Biz onların sorularının vesilesiyle neler öğrenmiş olacağız? Diyor ki bir çocuğumuz, bir kardeşimiz Annem hayatıma çok karışıyor. Ben aslında elimden geldiğince namazlarımı kılmaya çalışıyorum. Ama annem ikide bir namaz kıl diyerek beni çileden çıkarıyor. Ben bu durumda nasıl davranmalıyım? Namaz kılan çocuklarımız bakın bunlar ki ben beni dinleyen siyerin talebeleri olan bütün çocuklarımın da namaz konusunda çok ciddi hassas olduğuna inanıyorum ki namazla ilgili bir şeyler konuşacağız zaten ilerleyen derslerde. Şimdi ben bu çocuğuma diyorum ki güzel çocuğum, güzel dostum, güzel kardeşim. Sen o kadar güzel bir şey yapıyorsun ki namaz kılmakla ve bu namazı Allah için kılıyorsun. Ama annelerimiz Allah hepsinden ebeden razı olsun. Ne yapıyorlar? Bizim iyiliğimiz için bunu söylüyorlar. Sadece namaz için değil başka şeyler için de mesela annelerimiz babalarımız bazen şunu yap bunu yapma diye birçok şey söylerler. İşte bizden bir şeyler isterler. Bazen biz çocuklar olarak zorumuza gider bunlar. Evet anne ve babalarımızın bazılarında uslu problemleri olabilir. O işin ayrı bir boyutu. Ama ne olursa olsun eğer bir annemiz bir babamız bize namaz kıl diyorsa bu asla bizi kızdırmamalı. Bu aslında bize bizi sevindirecek bir şey olmalı. Çünkü onlar bizim hayrımıza, bizim iyiliğimize, bizim güzelliğimize bunu söylüyorlar. Böyle bir şey onlar söyledikleri zaman biz kızmayacağız, onları kızdırmamaya gayret edeceğiz. Çünkü namazı biz annelerimiz için kılmıyoruz. Namazı biz Allah için kılıyoruz. Hal böyle olunca annelerimizi dedirtmeden biz kılacağız. Ezan okunduğu anda elimizden geldiğince namazlarımıza dikkat edeceğiz. Hatta hatta benim siyer talebeleri olan güzel yavrularım bundan sonraki süreçte siz onu yapacaksınız. Siz anne ve babalarınız biraz ihmalkar davrandıklarında onları namaza teşvik edeceksiniz inşallah. Bu noktada gayretleriniz daha farklı bir biçimde olacak inşallah. Çünkü biz peygamberimizin hayatını öğrendikçe hayatımıza birçok şey girecek. En önemli girecek şey de namaz olacağı için bu konuda siz de elinizden geldiğince bunu yapmaya gayret edeceksiniz. Bir başka çocuğumuz şöyle bir soru sormuş. Peygamberimiz gerek çocukluğunda, gerek gençliğinde, gerekse sonraki hayatında birçok ağır imtihanlarla karşı karşıya kaldı. Özellikle çocukluğunda yaşadığı o ağır imtihanlara karşı nasıl dayanabildi? Sorularımız muhteşem, çok güzel. Hepinizi tebrik ediyorum. Mesela annesinden sonra dedesine sığındı ama dedesi de iki yıl sonra vefat etti. Bu kadar acılara karşı peygamberimiz hiç mi zayıf düşmedi? Şimdi benim güzel çocuklarım peygamberimiz de bir insan. Tabii ki o da üzüldü. Tabii ki o da etkilendi. Hatırlayın mesela annesi için ne kadar gözyaşı döktüğünü. Dedesi için ne kadar ağladığını ve günlerce ağladığını. Ne kadar bu noktada hüzün üzerine çöktüğünü gördük. Görüyoruz. Daha da göreceğiz mesela efendimiz yaşadıkları şeylerde. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de bir şey var ki bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. O acıların altında, imtihanların altında ezilmiyor. Evet gözünde yaş var, kalbinde hüzün var ama o imtihanların kendisini ezmesine Resulullah asla müsaade etmiyor o imtihanlarını yönetiyor. O imtihanlarda, o acılarda gelen işte menfi şeyleri, olumsuz şeyleri güzelliğe dönüştürmenin fırsatını aslında oluşturuyor. Yani acıyı avantaja dönüştürüyor. Acıyı fırsata dönüştürüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuklukta da böyle, gençlikte de böyle, olgunlukta da böyle. Dolayısıyla böyle olduğu için biz de buradan bazı şeyleri alacağız. Ne olursa olsun hepimiz her an farklı imtihanlar yaşayabiliriz. Allah zaten kaldıramayacağımız imtihanları bize vermez. Ama ne olursa olsun bu imtihanları biz de birer fırsata dönüştürmenin gayretini vermeliyiz inşallah. Eğer bunu yapabilirsek Allah Resulü'nün acı ve imtihanlardan kazandığı kazanç gibi biz de acı ve imtihanlardan kazanç elde edebiliriz. Allah hepimize bu uğurda yardım etsin de biz de imtihanlarımızın altında kalmayalım. Geldik tavsiye sepetimize. Bakalım bu haftaki tavsiyemizde bu hocanız, bu abiniz size ne diyecek? Diyorum ki sevgili çocuklar, peygamberimizin en sevmediği davranışlardan bir tanesinin tembellik olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. O her zaman çalışmak rahmandan yani Allah'tan Tembellik şeytandan ilkesiyle hareket etmiştir. Böyle olduğu için o iki cihan serveri peygamberimiz şeytandan sığındığı gibi tembellikten de Allah'a sığınmıştır. Allah'ım tembellikten sana sığınırım demiştir. O halde biz asla tembellik yapmayacağız. Planlı ve programlı yaşamaya gayret edeceğiz. Zamanlarımızı iyi değerlendirip hayatı daha güzel yaşamanın mücadelesini vereceğiz. Madem bizim peygamberimiz 8 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında hiç tembellik etmemiş. Sonrasında zaten hiç hiç etmemiş. O çocukluğunda bile böyle yapmamışsa Şimdi onu kendisine rehber edinen, örnek edinen benim güzel çocuklarım. Yani sizler de asla tembellik yapmayacaksınız. Hayatınızı planlı ve programlı yaşamaya şimdiden kendinizi alıştıracaksınız. Elinizden geldiğince bu gayreti ortaya koyacaksınız ki yolunuz peygamberin yoluna benzesin. Hayatınız onun hayatına benzesin. E onun hayatına benzettiğimiz zaman da ahirette cennette onunla beraber olacağız ki hepimizin gayreti, hepimizin hasreti bu. Allah o hasrete bizleri eriştirsin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hepinize dua ediyorum. Hepinizden dua bekliyorum. Bir dahaki haftaya selametle kavuşmaya kavuşmayı Rabbimden diliyorum. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun diyerek sizi yine selamların, duaların en güzeli, parolaların, işaretlerin en güzeliyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm. ورحمه الله وبركاته